Şimdi data frame'ler üzerinde koşullu işlemleri nasıl yapıldığını göreceğiz. Bir önceki örnekte kullandığımız yine oluşturduğumuz veri seti var burada. Diyorum ki data büyük 5 olan değerleri bana göster. Bakın 5'ten küçük olan değerlerin hepsini false olarak atadı. E büyük olanları da true olarak atadı. Şimdi bir de şu şekilde kullanım yapabiliriz. data köşeli parantez data büyük 5 Şimdi bu şekilde bir kullanımı yaparsak bize ifadeleri verecek büyük olan değerler için ancak kütüp küçük olan değerler için yani koşulu sağlamayan değerler için not a number değerini atayacak. Not a number e, işte bundan not a number sözcüğünün kısaltmasıdır. E burada mesela seçim üzerinde kısaltma yapabiliriz aynı şu şekilde alıp nasıl bir kısaltma? Sadece ben burada S2 sütunu üzerinde bu kontrolü yapmak istersem de bakın şöyle büyük 5 olan değerler dedik. Ne dedik? Bu işlemi yaptığımızda şimdi buradaki değerler biraz karışık gibi gözükse de bana diyor ki bu S2 sütununun içerisinde sadece 1 numaralı satır 8'den büyük. Şimdi buradaki değerleri bir değiştirelim. Otomatik olarak farklı değerler atayacak. Şuraya geldik. Bakın bana şunları verecek. Çalıştırdık. S2'nin şurada bakın 0 1 2 ve 5 numaralı satırları vermesi lazım. 0 1 2 ve 5. Bakın sadece bunlarda şundan olanları göstermede sadece bunlardaki değerin 5'ten büyüktür demiş oldu. Peki bu gereksiz olanları verme bana sadece ihtiyacım olanları ver demek istiyoruz. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Bir de buraya bir parametre daha ekleyelim. Bunun da adı S2 olsun. Yani S2 için bu işlemi yap dediğimizde bakın bize sadece burada büyük olan değerleri vermiş oldu. Yani şu sütun içerisinde Sadece 5'ten büyük olan değerleri ben koşulu sağlayan değerleri gösterdim. Bu şekilde koşulu sağlayan değerleri göstermesini sağlamış oldum.